Olacak iş mi? E ee, burası Türkiye. Bizde de oluşturduğu klişeleşmiş bir ifade var. Burası Türkiye. Herhangi her şey olabilir. Aynen de öyle. Olacak iş mi ya da olmayacak iş mi noktasında her şey olabilir. Hiçbir şey de olmayabilir. Ama mevzu kamu kurumlarıysa, hele ki siyasetin çok mutali olduğu ve politize olmuşluğun abidesi haline gelmiş bir kurumsa akla ziyan her hadisenin iş ve işlemin mübahlığı kaçınılmazdır. Zaten olmamasına şaşılır. İki paragraflık girişgahın ardından mevzuya Gelirsek Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü son 5-6 yıllık zaman dilimi içerisinde olmadığı kadar politezi olmuşluğun menbaası olarak kendini ifşa etmeye devam ettiğini görüyoruz çok korkunç bir tahribat. Çok da detaya, çok da ayrıntıya girmek istemiyorum. Ki bu köşenin müdavimleri bilirler. Diyarbakır Mem'le alakalı neler yazdığımı. Mevzu eğitim ve sağlık olduğunda akan suların duracağına dair hassasiyetime vakıflar tüm okurlar. Nice yazılar kaleme aldım. Kurumla alakalı. Ama gelen gideni aratır derler ya değişmiyor. Bakınız kurumun ne kadar siyasi ve ideolojik kadar rant odaklı politize olmuşluğunu gösteren bir örnek. Bir ilçe milli eğitim müdürü ki bu kişi Bağlar ilçe milli eğitim müdürü Fikret El Altuntaş. Tamı tamına 4 yılda 6 kez gelen giden il milli eğitim müdürleri tarafından görevden alınmış. O da her seferinde mahkemeden görevine iade kararı aldırmış. Yani merhum Süleyman Demirel gibi 6 kez alınmış 6 kez de geri dönmüş. Ki önceki gün makamına oturmuş El Altıntaş ilginçtir. Oturduğu makamda yer alan kişi de benzer muameleye tabi olan biri. İbrahim Üçköylüoğlu. El altın taş geldiği için onu da Bismil ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atamışlar. Üç köy da iki yıl içinde dört defa görev yeri değiştirilen bürokratlar arasında yer alan isimlerden biri. Diyeceksiniz ki tüm bu kurumsal politize olmuşluğun ateşini yakan kim oldu? Geçmişe çok gitmeye gerek yok ama pik yapan, işi zıvanadan çıkaranların başında Feysel Taşçer'in geldiğini söyleyebiliriz. Ki salt ben demiyorum, mem camiası diyor. Onun gelişiyle memin kimyası bozuldu. Kaldı ki onun emriyle açılan soruşturmada el altın taşa muhakkik teyin edilenlerin de bugün maaş kesme ve kınama cezası verildiğini görüyoruz. Hep ifade ediyorum memin köklü bir revizyona ihtiyacı var. Gelen gideni aratır mahiyetli bir yönetim anlayışının egemen olduğu kurumun özellikle 4 yılda 4 müdür değişikliğinin çok şey ifade ettiğini bilmek lazım. Kimler kimleri mağdur etti, kimler kimleri çullular hanesine taşıdı deşinmeli. Nokta. Değişen ne değişmeyen ne? Değişen her şey. Ama değişmeyen tek şey değişmenin kendisi. Görüyoruz ki değişimi ağzından düşürmeyen mürahi kesimdir. Değişim de değişim. Ama bir türlü değişim olmuyor. Neyse yıllardır söylenir dururum ve özellikle son çeyrek asır dönem içerisinde siyasi ve ideolojik kulvarın yol seyrinde değişenin çok oldu. Şöyle ki dün solcuydu bugün muhafazakar, dün muhafazakardı bugün marjinal solcu, dün Atatürkçüydü bugün anti kemalist, dün Türkçüydü bugün Kürtçü ki dün Kürtçüydü bugün Türkçü, laik, anti laik, liberal, anti liberal, feminist, anti feminist komünist dahil artık benzemedikleri gibi sürekli de değişkenlik içerisinde kulvar değiştiriyorlar. Ne yazık ki bu değişimin klasik hali insan ilişkilerinde de maşukalaşma var ki onu bile layıkıyla yerine getiren yok. Dostluklarda, aile bağları da lakırtı. Samimiyet, ihlas, ilke, doğruluk insani, vicdani ve rahmanli duygular yok. Var olan da sahte, aldatıcı güne ve zamana maddiyata meyil edici ilişki biçimi yaşanıyor. Vaziyetin hikmeti mucibesi ne derseniz. Benim diyeceğim şu, tarihini, medeniyetini, örfünü, adetini, gelenek ve göreneklerini, inancını ve değerlerini, ulvi kutsallarını yakın şekilde manevi ahlakla değil, günümüz çıkar odaklı maddiyatla tartar olma halimizden kaynaklıdır. Herkesin değişmeyen karakterinde koltuk taşkı değil mi? Yanlış mıyım? Günün sözü, ahlaki ve etik ilkeleri alabora eden kurumsal politize olmuşluktur. Görüş önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyüktemur etotmail.com WhatsApp 0532 286 7370 Twitter et Ömer Büyüktemur